أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli dinleyicilerim, bu programımızda kimler cennete girecekler ve cennetin 8 kapısından kimler girebilecektir sorularına cevap bulmaya çalışacağız. İman sahibi biri Allah'a şirk yani ortak koşmak hariç her türlü günah da işlese cehennemde günahını çektikten sonra cennete girebilir. Kimler cennete girecektir sorusunu hangi ameller insanı cennete götürür gibi anlayarak kısaca şöyle cevap verebiliriz. Allah'a ve peygamberine iman edip güzel amel işleyenler cennete gireceklerdir. Rablerinden ve onun huzurunda durmaktan korkan müminler cennete gireceklerdir. Bu ifade ettiğimiz hususlar Bakara suresinde, İmran, Nisa, Araf, Maide, Hicr, Rahat surelerinde ifade edilmiş. Sabredenler karşılık olarak cennete gireceklerdir. Yine Rahat suresi, Kaf suresi, Asır suresinde ifade ediliyor. Allah tarafından mükafata eren iyi amel sahipleri cennete gireceklerdir. Tevbe edip iyi amel ve hareketlerde bulunanlar cennete gireceklerdir. Maide suresinin 12. ayeti, Meryem 60. Her tür fenalıktan sakınanlar, İhlas suresini sevenler, Allah için ağlayan göz, Allah yolunda uyanık gözü cehennem yakmayıp cennete girecektir. Allah'ın 99 ismini ezberleyen, onu yapan, atan, atana ulaştıran, oku yapan, atan, atana ulaştıran cennete girecektir. Kim bu 10 ayeti yerine getirirse cennete girecektir. Burada meallerini arz edip ayet numaralarını vermediğim 10 ayet. Cennetin 8 kapısından kimler girecektir? Sevgili Peygamberimizden hemen sonra cennete girecek olan seçkin kişiler, dolunay gibi parlayan bir yüze sahip olurlar. Bunları takip edenler ise en güzel yıldızların parlaklığındadırlar. Bu yüz güzelliği ve ten tazeliği, ılık bir suda harika bir banyonun sonucunda olur. Cennetin kapılarından şu kimselerin girecekleri bildirilir. Birincisi, üzerinde La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah yazılı olan kapı peygamberlerin, şehitlerin ve cömertlerin kapısıdır. İkincisi, güzel abdest alıp namaz kılanların kapısı. Üçüncüsü, zekat verenlerin kapısı. Dördüncüsü, iyiliği emredip kötülüklerden sakındıranların kapısı. Beşincisi, nefsini şehvetten uzaklaştıranların, oruç tutanların kapısı. Altıncısı, hac ve umre yapanların kapısı. Yedincisi, mücahitlerin kapısı. Sekizincisi, takva sahiplerinin gözlerini haramdan sakındıranların kapısı. Müslüman olan bir kul sahip olduğu her bir maldan Allah yolunda bir çiftini infak ederse, cennetin kapıcıları onu mutlaka karşılar ve her biri kendi beklediği kapıdan girmesi için davet eder. Nesai Cihat 45 no'lu hadis-i şerifte ifade edilmiş. Rabbim başta Cemalullah'ı, Allah'ın rızasını, Cennetül Firdevs'i ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la beraber olmayı nasip etsin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dinleyicilerim.